Gülçin ve Ayşe Hanım aynı binada oturan iki komşudur. 2 metreden uzun olan eşit uzunluktaki balkonlarına Gülçin 20 santimetrelik, Ayşe 16 santimetrelik saksılarla boşluk bırakmadan baştan sona doldurmuştur. Buna göre Gülçin Hanım balkona en az kaç saksı koymuştur? Öncelikle 20 ve 16'nın en küçük ortak katını tespit edelim. 2'ye böldüğüm 10 ve 8, 2'ye böldüğüm 5, 4, 2'ye böldüğüm 5 bölünmedi. 2'ye böldüm, yine 5 bölünmedi ve 5'e böldüm, 1'e kadar ulaştım. Bulduğum tüm sayıları çarparak en küçük ortak katını tespit ediyorum. 5 kere 2 10, 10 kere 2 20, 20 kere 2 40, 40 kere 2 80 yapıyor. Yani 80 santimetrelik bloklar halinde düşünebiliriz çocuklar. Balkonlar 2 metreden daha uzunmuş. 1 metre 100 santimetre ise 2 metre 200 santimetre yapıyor. Dolayısıyla balkonları 200 santimetreden daha büyükmüş, daha uzunmuş. Bulduğumuz bu 80'in katlarını alarak 200'ü geçene kadar ilerleyelim. 80'in bir katı 80, 2 katı 160, 3 katı 240. Demek ki balkonlarını 240 santimetre olarak düşünebileceğiz. Peki, Gülçin Hanım ne yapıyordu? 20 santimetrelik saksılar kullanıyordu. O zaman 240'ı 20'ye bölersek çocuklar, 240'ı 20'ye bölersek hemen işlemimizi yapalım. 1 kere 20 20 dedim. 40 kaldı. 2 kere 20 40 dedim. Ve aslında Gülçin Hanım'ın kaç tane saksı kullandığını bulmuş olduk. Yanıtımız 12. Aşağıda 4 tanesindeki rakamlar çevrilerek şifre oluşturulabilen bir kilidin görseli verilmiştir. Kilidin şifresi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Kilidin şifresi soldan sağa doğru sıralanan 4 rakamdan oluşmaktadır. Kilidin şifresi için yazılan rakamların en az bir tanesi asal sayıdır. En az bir tanesi diyor çocuklar. Yani birden fazla asal da olabilir ama kesinlikle bir tane asal olacak. Kilidin şifresi 6'ya kalansız bölünebilmektedir. Kilidin şifresi için yazılan rakamların bir tanesinin 2 tane asal çarpanı vardır. Hemen şıkları yorumlayalım. A şıkkına baktığımızda çocuklar ne demişti? Yazılan rakamların en az bir tanesi asaldır. Evet, bakın bir tane asal sayı var. Peki 6'ya kalansız bölünür demişti. 6'ya kalansız bölünebilmesi için 6'nın çarpanları olan 3 ve 2'ye kalansız bölünmesi lazım. Dolayısıyla 3 ve 2'ye bölünüyor mu bakalım? 2'ye bölünmüyor çünkü son basamağı tek. Dolayısıyla A seçeneğini alamadık. B seçeneğini yorumlayalım hemen. B seçeneği 2468. Ne diyordu? En az bir tane asal sayı olacak. Evet, bir tane asal sayımız var. 6'ya bölünecek diyordu. 6'ya bölünmesi için 3 ve 2'ye bölünmesi gerekir. 2'ye bölünür, son basamağı çift. 3'e bölünür mü? Rakamları toplamı 3'ün katı ise bölünür. 2, 4 daha 6, 6 daha 12, 8 daha 20. 20 sayısı 3'ün katı olmadığı için 3'e bölünmüyorsa 6'ya da bölünmedi çocuklar. Dolayısıyla B'yi de eledik. C'ye bakalım. 3690 ise şifremiz. Ne diyordu? En az bir tane asal sayı içerecek. Evet, bakın asal sayı var içinde. Başka ne diyordu? 6'ya kalansız bölünecek. Yani 3'e ve 2'ye tam bölünecek. 2'ye bölünüyor, son basamağı çift. 3'e de kalansız bölünüyorsa olabilir. 9, 6 daha neydi? 15. 3 daha 18. Rakamları toplamı 3'ün katı olduğu için 3'e bölünür. Peki son öncülümüz, kilidin şifresi için yazılan rakamların bir tanesinin 2 tane asal çarpanı vardır. Çocuklar, 3'ün bir tane asal çarpanı var, 3. 6'nın 2 tane asal çarpanı var. Hem 3 hem 2. Dolayısıyla bu da sağladı. Yani yanıtımız C seçeneği oldu. Yine de D'yi de yorumlayalım. 4530. Şimdi ilk öncül neydi? En az bir tanesi asal. Evet, burada 3 ve 5 olmak üzere 2 tane asalımız var. En az bir dediği için birden fazla da olabilir. Sonra 6'ya bölünmesini istiyoruz. 3 ve 2'ye tam bölünüyorsa 6'ya da bölünür çocuklar. 2'ye bölünüyor, son basamağı çift. Rakamları toplamına bakalım. 4, 5 daha 9, 3 daha 12. Evet, 12 sayısı 3'ün katı. 3'e de tam bölünüyor. 2'ye ve 3'e bölünen sayılar 6'ya da bölünüyordur. Dolayısıyla son öncüle bakalım. Kilidin şifresi için yazılan rakamların bir tanesinin 2 tane asal çarpanı vardır. Bakın 4'ün bir tane asal çarpanı var. Sadece 2. 5'in de bir tane asal çarpanı var, sadece kendisi. 3'ün de bir tane asal çarpanı var, sadece kendisi. 0'ın asal çarpanı yok. Dolayısıyla burada seçtiğimiz rakamlardan bir tanesinin 2 asal çarpanı vardır
cümlesine uygun değil. Yani D'yi de eledik. O zaman yanıtımız C seçeneği. Bir gökdelende iki tane asansör bulunmaktadır. Bu asansörlerde meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle asansörlerden biri kat numarası 4 ve 4'ün pozitif doğal sayı katı olan katlarda, diğeri kat numarası 9 ve 9'un pozitif doğal sayı olan katlarda durmamakta, diğer tüm katlarda durmaktadır. Bu arızaya rağmen gökdelenin her katında en az bir asansör durmaktadır. Adem Bey'in evi bu apartmanın en üst katında olduğuna göre kat numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çocuklar, öncelikle asansörlerden biri 4 ve 4'ün katı olan yerlerde duramıyor. Diğeri de 9 ve 9'un katı olan yerlerde duramıyor. Ama 4'ün katı olan yerlerde duramayan asansörün duramadığı yerlerde diğer asansör duruyor. Yani her katta mutlaka en az bir asansörümüz durmuş oldu. Şimdi bakıyoruz. 4 ve 9'un katı olan bir sayı olmalı bu gökdelenin kat sayısı. O halde 4 ve 9'un ortak katını bulalım. En küçük ortak katını bulalım. 2'ye böl, 4 bölünür 9 bölünmez. 2'ye böl, 2 bölünür 9 bölünmez. 3'e böl, 9 bölünür 1 bölünmez. Aynı şekilde 3'e böl, 3 bölünür 1 bölünmez dedik. Yani buradaki sayıları hemen çarptığımızda en küçük ortak katlarını buluyoruz. 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 kere 3 36. O halde 36 ve 36'nın katı olan sayıda bir kat numarası olmalı değil mi? Dolayısıyla 36 olabilir, 72 olabilir, 108 olabilir. Fakat çocuklar, 9'un katı olan yerlerde ne yapamıyordu? Duramıyordu bir asansörümüz. Diğeri de 4'ün katı olan yerlerde duramıyordu. Yani bu asansörün bu binanın 36 katlı olması halinde aslında 36 sayısı hem 9'un hem de 4'ün katı olduğu için hiçbir yerde asansör duramayacak. Demek ki 36'nın katı olmayan bir numara tercih etmeliyiz. 36, 36'nın katıdır. 72 katıdır. 108 katıdır. Ama 24, 36'nın katı değildir. Yanıtımız A seçeneği. Bir bisküvi fabrikası aynı bisküviyi iki farklı ebatta paketleyerek satmaktadır. Bakkal Adnan amca her iki ebattaki bisküvi kolisinden birer koli aldığında iki kolinin de kütlesinin eşit olduğunu görüyor. Buna göre bir kolinin kütlesi gram cinsinden hangisi olabilir? Çocuklar, öncelikle 120 ve 80'in en küçük ortak katını bulmalıyız. 2'ye böldüm 60'a 40. 2'ye böldüm 30'a 20. 2'ye böldüm 15'e 10. 2'ye böldüm 15 bölünmedi, 10 bölündü. 3'e böldüm 5'e 5 bölünmedi. Ve 5'e böldüm 1 buldum. Buradaki tüm sayıları çarparsak çocuklar en küçük ortak katını buluruz. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 3 48, 48 kere 5 ne yaptı? 240 yaptı. Demek ki 240'ın katı olan bir sayı tespit etmemiz gerekiyor. Şıklara baktığınızda hangi şık 240'ın katıysa onu tercih edeceksiniz. C seçeneğindeki şıkkımız 240'ın tam katıdır. Dolayısıyla yanıtımız 3840 olacak.